Merhaba hocam. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Bir alalım karnenizi bakalım. Alın bakalım. Efendim vallahi karneyi var mıyım bilmem ama yani iftardan sonra benim bir uykum geliyor. Bir de çok sinirleniyorum. Şimdi Kemal Beyciğim, tahlillerinizden de gördüğüm kadarıyla bu yemekten sonra ağırlık çökmesi şekerinizin yükselmesine bağlı. Daha sonraki o sinirlik de genellikle yemekten 3-4 saat sonra şekeriniz düştüğü zaman sinirli ek olarak konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, elde titreme, terleme yapar. Ve sizi otomatik olarak karbonhidratlı bir yiyeceğe yönlendirir. Bazısı tuzluya, bazısı tatlıya, bazısı da meyveye yönelir. Çünkü onu yediğiniz zaman siz rahatlarsınız. Bu şekilde sizi kısır döngüye sokarak gittikçe kilo aldırır, şeker hastalığına doğru götürür. Sizde şu anda bizim prediyabet dediğimiz şeker hastalığı öncesi bir durum söz konusu. Bu gibi durumda üçlü saç ayağı gibi düşünecek olursak, beslenmenizi dengeli yaparsanız, hareketli olursanız ve gerekirse ilaç kullanır isek buradan sizi normal tarafa döndürebiliriz. Diyet ve egzersiz uygulaması sizin şeker hastası olma ihtimalinizi %58 oranında engeller. Dolayısıyla hayat boyu sizin dikkat edeceğiniz iki tane önemli şey var. Bir, meyveyle ilgili, ikincisi de karbonhidratla ilgili. Yok taze sıkılmış nar suyu, taze sıkılmış portakal suyu yararlı diye kesinlikle içmeyin. Çünkü hızlı bir şekilde şekerinizi yükseltir. Aynı zamanda karaciğerde fruktoz %95 oranında kullanıldığından dolayı fazlası ani geldiğinde karaciğer bunu yağa çevirir, depolar. Kendisi yağlanır, vücudu yağlandırır, trigliseritinizi yükseltir. Onun için meyvenin kendisini yiyoruz. Onu da hiçbir zaman yemekten hemen sonra yemiyorsunuz. Çünkü yemekte karbonhidrat, meyve karbonhidrat ikisi üst üste binmesin diye yemekten 2 saat sonra yiyoruz. Evet. Ve hiçbir meyveyi abartmıyoruz. Karbonhidratla ilgili de yine 2 tane önemli unsur. Bir, karbonhidrat yiyecekleri hiçbir zaman tek başına yemeyin. Örneğin ben az yiyeyim, acelem var veya diyet yapayım diye oturup bir çorba içip kalkmayın. Bizdeki çorbalar karbonhidratlıdır hep. Mercimek, yayla, tarhana, şehriye, ezogelin gibi. Ama oturduğunuz paça içtiğiniz için veya terbiyesiz işkembe içtiğiniz için. Ama klasik çorbaları tek başına içmeyelim. Tek başına sandviç, toz, simit, poğaça, kurabiye, pasta, börek, pilav, makarna, mantı, pizza, dürüm gibi şeyler yemeyelim. Çünkü bunları tek başına yediğimiz zaman yanında emilimini geciktirecek başka bir şey olmadığı için hızla emilir, sizin şekerinizi oynatır. Ama siz onun yanında iki katı sebze yemeği veya salata, onun kadar da proteinli bir şey yani et, tavuk, balık, peynir, yumurta protein değil ama zeytin yerseniz 4 kat yemek yemiş olursunuz, şekeriniz oynamaz. Yani tek başına yemiyoruz, toplam o öğünde yediğimizin 1/4'ünü geçirmiyoruz. Klasik biz iftar yaptığımız zaman önce çorba içiyoruz, arkasından pide, yemeğimizi yiyoruz. Sonra bir de güllaçtı veya başka tatlıları yiyince karbonhidrat ağırlıklı oluyor. Onun için sizin uykunuz geliyor. Ve vücut da şekerinizi hep indirmek istediği için rezerviniz olduğundan dolayı bu sefer kantarın topuzu kaçıyor. Aşağı tarafa düşünce de sizde sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı yapmaya başlıyor. Evet, haklısın. Dolayısıyla bu şekilde diyetimizi düzenlersek, şekeri fazla oynatan patates, mısır, pirinç, bezelye, pişmiş havuç gibi yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durursak, hareketlilik açısından da özel bir spor salonlarına vesaireye gitmenize gerek yok. Ha istiyorsanız gidin, o ayrı. Ama önemli olan hareketli olmanız. Biz günlük 10 bin adım öneririz. Ama çalışan bir insan 10 bin adım atamaz. 5 binin üstünde olmakla yarar. Asıl önemlisi devamlı oturmayalım. En azından devamlı oturuyorsak saatte bir kalkıp evdeysek bile odaları bir şöyle turlayıp gelelim. Bir de yapacağınız ani hızlı hareketler metabolizmanızı 8-10 kat arttırır. Yani oturduğunuz yerden kalkıp hızla koşar gibi yapın. Eğilin, kalkın, zıplayın, dans edin. Veya yatarken hızlı ayağınızı indirip kaldırıp veya bisiklet çevir gibi çevirirken kolunuzu da çevirin. Zaten bunları hızlı yaptığınız zaman yarım dakika, bir dakika içinde yorulacağız. Nefes nefese kalıyoruz. Evet. O zaman hemen kesiyoruz. Evet. Bunu gün içinde tekrarlarsak egzersiz açısından bu da size yeterli olur. Şu andaki rakamlarımıza göre eğer bu iki söylediğime dikkat ederseniz sizin herhangi bir ilaç kullanmanıza gerek yok. Şu anda yok. Yani. Evet, şu anda öyle bir gerekliliğimiz yok. Sadece dediğim gibi dengeli beslenelim, hareketli olalım. Aynen. Şu aşamada yeter. Yeterli. Evet. Peki hocam, benim oruç tutmama engel bir şey var mı? Eğer size söylediğim gibi dengeli beslenirseniz, yani karbonhidrat yiyecekleri tek yemezseniz, özellikle iftar açısından şöyle diyeyim,
toplam o öğünde yediğinizin dörtte birini geçirmezseniz ve sahurda da aynı şekilde tekli bir karbonhidrat yemeyip de bu şekilde dengeli beslenirsek çok rahat bir şekilde orucumuzu tutabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Yok. Evet. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Kemal Bey. Geçmiş olsun efendim. Efendim sağ olun. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.